Herkese merhabalar gençler. İyi çalışmalar diliyorum. Ben tarih öğretmeni Osman Aksu. Bugün yeni bir KPSS tarih denemesiyle birlikteyiz arkadaşlar. Haydi bakalım, güzel bir deneme bizi bekliyor. Gelsin birinci sorumuz. Evet. Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinde toplumun sosyal yapısı birbirine sıkı sıkıya bağlı olan unsurlardan meydana gelmiştir diyor. Aşağıdakilerden hangisi bu sosyal yapıyı oluşturan unsurlardan biri değildir? Evet, toplumsal yapı ile ilgili bir şey arkadaşlar. Bakın, oguş aile demek, toplumdaki en küçük yapı birimi. Doğru. Aileler birleşerek uruk ya da soy, sülale dediğimiz şey oluşuyor. Daha sonra arkadaşlar budun millet, Türk budunu, Türk milleti demek. Boy, kavim. Lakin arkadaşlar toy demek hem meclis demek hem şenlik demek. Bunun toplumsal yapıyla bir ilgisi yoktur. İki anlamı vardır toyun. Birincisi meclistir, ikincisi de şenliktir. Dolayısıyla cevabımız denizdir arkadaşlar. Evet. Gelsin ikinci sorumuz. İslam öncesi dönemden başlayarak Türklerde bazı hükümdarlık sembolleri görülmüştür. Türklerin İslam'a girişiyle birlikte kullanımı yaygınlaşan hükümdarlık sembolleri arasında hangisi yer almaz? Bakın, hutbe zaten İslam tarihiyle beraber tanıştığımız yeni bir alamet. Gaşiye yine arkadaşlar hükümdarın isminin yazılı olduğu bir örtü. Doğru. Hilat, Abbas halifesinin yolladığı değerli eşyalar. Çetr, saltanat şemsiyesi. Lakin biz kutuzu İslamiyet'e girişle birlikte kullanmaya başlamadık. İslamiyet'ten önce de zaten kutuz dediğimiz alamet vardı. Arkadaşlar bu börkün arkasından böyle sallanan bir kuyruktur arkadaşlar. Bakın şurada da çizmeye çalışayım size ben. Şu börk olsun. Şu da işte kutuz arkadaşlar. Çok da güzel bir başlıktır arkadaşlar. Gerçekten Alplere çok büyük bir karizma getirmiştir. İşte şuna biz ne diyoruz? Kotuz diyoruz eski Türk devletlerinde. Dolayısıyla bu Türklerin İslamiyet'e girişiyle beraber yaygınlaşan bir alamet değildir. Daha önceden vardı zaten bu uygulama. Dolayısıyla cevabımız yine Denizli olacaktır arkadaşlar. Evet. Bakın KPSS denemesi olduğu için aşırı derecede bilgi ağırlıklıdır arkadaşlar. Standartlara uygun bir denemedir gerçekten de. Evet. Üçüncü soruya gelelim. Bakın burada direkt ben sorunun köküne bakın. 868 ve 935 yıllarında Mısır'da kurulan Türk devletleri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Bakın arkadaşlar. 868-905 Mısır'da kurulan ilk Türk İslam devleti olan Tolunoğulları. Bunlar kısa sürede yıkılıyordu hatta. Çünkü kurucuları Türk, halkı Arap'tı. Yine 935-969'da yıkılan İşşitler ya da Akşitler. Bakın bunlar çok kısa sürede yıkılıyorlardı. Birinci Türk İslam Devleti Tolunoğulları, ikinci Türk İslam Devleti Akşitler. Tabi Mısır'daki. Dolayısıyla cevabımız Bursa arkadaşlar. Evet. Bunların da kısa sürede yıkılmasının sebebi kurucularının Türk, halkının Arap olması idi. Evet. Gelsin dördüncü sorumuz. Topkapı Sarayı sadece devletin yönetim merkezi değil, çeşitli eğitim kurumlarının bulunduğu büyük bir okuldu. Doğru, gerçekten öyle. Sarayda eğitim veren bu kurumlar arasında harem, Enderun, Şehzadegan unsurlarından hangileri yer alır? Çocuklar, gençler, üçü de yer alır. Bakınız, harem kadınların eğitildiği bir okul. Enderun, saray akademisidir. Devlete, devlet adamı ve sanatçı yetiştiren bir okuldur. İşte mimar, ressam, müzisyen, paşa yetiştiren bir saray akademisidir. Şehzadegan da şehzadelerin eğitiminden sorumlu olan bir mekteptir, okuldur arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız Edirne. 1, 2 ve 3 olacaktır bu seçenekte. Evet. Gelsin 5. sorumuz. Osmanlı Devleti'nde bir göreve atanan, aylık bağlanan, nişan ve ayrıcalık verilen kimseler için çıkarılan padişah buyruğuna verilen isim hangisidir diyor. Bakın atama belgelerine biz berat deriz. Berat-ı Hümayun. Evet, cevap Ceyhan arkadaşlar. Hocam diğerlerini biliyor muyuz? Ferman, padişahın yazılı emirleri. Adaletname, özellikle işte askerilerin riayaya zulmetmesini engellemek amacıyla padişahlar tarafından çıkarılan adaletnamelerdir. Fetva, Şeyhülislam'ın verdiği hükümlerdir. Hat-ı Hümayun da bizzat padişahın yazısıdır arkadaşlar. Burada cevabımız berat olacaktır. Padişahın atama belgesi. Sizi padişah bir yere atarsa size berat verir. Yani elinizde bir atama belgesi olur. Atandığınıza dair bir belge. Bu belgeye de biz ne diyoruz? Berat diyoruz. Berat-ı Hümayun diyoruz. Evet. Gelsin 6. sorumuz. Yukarıdakilerden hangileri tımar sisteminin getirdiği faydalar arasında yer alır? Bakın gerçekten de KPSS'de böyle güzel bir soru karşınıza gelebilir sevgili gençler. Bizden söylemesi. Bakınız, tımar sisteminin faydalarını sormuş. Tımar sistemiyle beraber vergilerin hazineye aktarılması sağlanmıştır. Doğru. Özellikle memurlara maaş karşılığı olarak toprak verdiğimiz için
hazineden tek kuruş para çıkmamıştır. Evet, Kapıkul askerlerinin maaşları düzenli bir şekilde ödenmiştir diyor. Yanlış. Arkadaşlar, tımar sistemiyle tımarlı sipahiler yetişir. Kapıkul askerlerinin maaşını veren devlettir. Bu sistem vermez. Kapıkul askeri dediği Yeniçeri askeridir. Bunların maaşını devlet bizzat kendisi veriyor. Hatta Kapıkul askerlerine 3 aydan 3 aya ulufe denilen maaş veriliyor. Bakın bu öncül yanlış. Aman dikkat. Toprağın boş kalması önlenmiştir. Tabii kesinlikle. Çünkü tımar verdiğimiz adam o toprağı ekmekle, dikmekle mükelleftir. Ve devlete vergi vermek zorundadır. Aynı zamanda devlete atlı asker beslemek zorundadır. Dolayısıyla faydalar arasında yer alıyor diye cevabımız 1 ve 3. Yer almaz deseydi cevap yalnız 2 olacaktı değil mi sevgili gençler? Cevabımız 1-3. Yani denizde. Evet, gelsin 7. sorumuz. Arayış yılları olarak da adlandırılan duraklama döneminde sorunlara çözüm bulmak için yapılan ıslahatların genel özellikleri arasında hangisi yer almaz? Bakın, ıslahatçıların hayatıyla sınırlı kalması doğru, kişilere bağlı kalıyordu. B şıkkına bakalım. Batı etkisine açıktır. Yanlış. Batı etkisine kapalıdır. 17. yüzyılda arayış yıllarında yaptığımız ıslahatlarda Avrupa örnek alınmamıştır. Biz Avrupa'yı ilk kez 18. yüzyılda Lale Devri ile örnek alacağız. Aman dikkat. Cevabımız Bursa. Evet. Diğer önceler zaten doğru. Asker alanda daha çok yapılıyor. Doğru. Sorunların nedenleri araştırılmıyor. Baskı ve şiddet yoluyla devlet otoritesi sağlanıyor. Tabii bunlar doğru arkadaşlar. Cevabımız kesinlikle Bursa. Evet. Gelsin 8. sorumuz. Osmanlı Devleti'nde 17. yüzyılda İran ve Avusturya savaşlarının uzun sürmesi, olağan dışı vergilerin ahaliye yük getirmesi, mültezimlerin usulsüzlükleri ve taşra yöneticilerinin adaletsiz uygulamaları gibi bir takım gelişmeler yaşanmıştır. Bu gelişmelerin aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenebilir. Bakın arkadaşlar, vergilerin ahaliye yük getirmesi, Avusturya ile İran'la yapılan savaşların uzun sürmesi, mültezimlerin usulsüzlükleri halkı canından bezdirmiştir ve halk en sonunda isyan etmiştir. Bu isyanlara da biz ne diyoruz? Celali isyanları diyoruz değil mi? Diğer adıyla Anadolu isyanları veya Taşra isyanları. Evet, bakın, vergiler arttırıldığı için halk bu vergileri ödeyemez olmuştur ve maalesef devlete isyan etmiştir. Dolayısıyla cevabımız B şık olarak apaçık ortadadır sevgili gençler. Cevabımız Bursa. Evet, gelsin 9. sorumuz. Osmanlı Devleti 18. yüzyılın sonlarından itibaren Avrupa'da meydana gelen gelişmeleri daha yakından takip etmek için Avrupa'nın çeşitli şehirlerine de daimi elçilikler açmaya başlamıştır. Evet, daimi yani sürekli elçilik. Bu daimi elçilikler aşağıdaki Osmanlı padişahlarının hangisi döneminde açılmaya başlamıştır? Bakın çocuklar, çok eleyici bir soru. Aman dikkat. Gençler, daimi elçilik diyor. Bakın geçici elçilik demiyor. Geçici elçilikler ilk defa Lale Devri'nde 3. Ahmet döneminden açılmıştır. Hatta ilk geçici elçi de 28 Mehmet Çelebi, Paris'e gidiyordu. Ama bakın soru kökünde ne diyor? Daimi diyor. İlk daimi elçilikler ise 3. Selim döneminde açılacaktır. Hatta ilk daimi elçimiz de Agah Efendi'dir ve Londra'ya gidiyor arkadaşlar, biliyoruz ki. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan. Bakın soru kökünde geçici elçilikler deseydi cevap 3. Ahmet'ti. Ama daimi elçilikler dediği için cevabımız 3. Selim. Aman dikkat diyoruz. Evet, gelsin 10. sorumuz. 2. Mahmut döneminde 1808-1839 yani merkez otoriteyi güçlendirebilmek için 1. Ayanlarla senetli ittifakın imzalanması. Doğru. Yani 2. Mahmut burada karizmayı çizdirse de adamın amacı ayanların desteğini sağlayarak merkez otoriteyi güçlendirmek. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması. Bu da doğru. Hatta bu olay tarihe vakayı hayırlı olarak geçiyor biliyorsunuz. Hayırlı olay diye geçiyor. 2. Mahmut biliyorsunuz daha sonra ayanları da kaldıracak. Bunlardan kurtulacak. Dolayısıyla bu çalışmaların hepsi yapılmıştır. Cevabımız 1, 2 ve 3'tür. Yani Edirne. Evet. Gelsin 11. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi 3 Kasım 1839'da ilan edilen ve Gülhane Hatt-ı Hümayun adıyla da bilinen Tanzimat Fermanı'nın kapsamında yer almaz? Bakalım A şıkkında ne diyor? Din, dil, ırk farkı gözetmeksizin bütün Osmanlı vatandaşlarının kanunlar önünde eşit olduk. Doğru abi, bu öncül kesinlikle doğru. Kanun önünde eşitlik kabul ediliyor zaten. Can, mal ve namus güvenliği devlet tarafından sağlanacak diyor. Doğru. Müsaade usulünün uygulanmaya devam edileceği yanlış arkadaşlar. Müsaade demek devletin kişilerin mallarına el koyması demektir. Ve müsaadeyi 2. Mahmut kaldırmıştır. Tanzimat 2. Mahmut'tan sonradır. Bakın 2. Mahmut Abdülmecit dönemi.
Evet. Abdülmecit döneminde ilan ediliyor Tanzimat. Yani müsaadele diye bir şey yok artık. Kalktı. İkinci Mahmut kaldırdı. Cevabımız kesinlikle Ceyhan arkadaşlar. Cevabımızı bulduk. Evet. Diğerlerine bakmaya zaten gerek kalmadı. Geçelim 12'ye. Bakınız, Müslüman ve gayrimüslimlerin davalarına bakmak için kurulmuştur. Başkanı kadı olan bu mahkemelerin üyeleri Müslüman ve gayrimüslimlerden meydana gelmiştir. Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyılda açılan ve yukarıda özellikleri verilen mahkemenin adı tabii ki de Nizamiye Mahkemeleridir. Bakın, Nizamiye Mahkemeleri Tanzimat'tan sonra kurulan modern mahkemelerden biridir. Hem Müslümanların hem de gayrimüslimlerin davalarına bakar. Hatta burada bu mahkemelerde 3 Müslüman, 3 gayrimüslim temsilci de bulunuyor. Başkanı kadı arkadaşlar. Burada cevabımız Nizamiye Mahkemeleri olacaktır. Bakın, tipik bir KPSS sorusu, aşırı bilgi içeriyor yine arkadaşlar. Bilmeyen bu soruyu yapamaz. Evet. Gelelim 13'e. Halifenin cihat çağrısına rağmen 1. Dünya Savaşı'nda Müslüman Araplar İngilizlerle işbirliği içerisine girmiş ve Osmanlı ordularına karşı savaşmışlardır. Yukarıdaki bilgilere göre diyor. Aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz diyor. Bakalım A şıkkına. Arap coğrafyasında ümmetçilik fikri yerine Osmanlıcılık fikrinin ağır bastığı. Yanlış arkadaşlar. Yanlış. Bakınız. Burada ümmetçilik yerine Osmanlıcılığın ağır bastığına dair bir ifade söyleyemiyoruz. Evet, çünkü burada Osmanlıcılık da ağır basmıyor. Ümmetçilik de ağır basmıyor. Milliyetçilik ağır basıyor. Araplar arasında milliyetçilik fikri yayılıyor ve adamlar Osmanlı'ya hıyanet ederek isyan ediyorlar. Bakalım B'ye. Ümmetçilik fikrinin büyük ölçüde önemini kaybettiği doğru. Arap dünyasında bağımsız fikrinin güçlendiği doğru. Arapların Osmanlı yönetiminden ayrılmak istediği doğru. Halifenin İslam dünyası içerisinde otoritesinin azaldığı doğru. Öyle ki adamın halife cihat ilan ediyor. Kimse bunu takmıyor arkadaşlar. Bu bilgiler doğru. Ama bakın, A şıkkında ümmetçilik fikri yerine Osmanlıcılık ağır basmıyor. Ümmetçilik yerine milliyetçilik ağır basıyor. Milliyetçilik, Araplar milliyetçilikten etkileniyorlar. Evet, dikkat diyelim sevgili arkadaşlar. Gelsin 14. sorumuz. Milli mücadele hazırlık döneminde gerçekleştirilen bu gelişmeler doğrusunda Mustafa Kemal ile ilgili hangisine ulaşılamaz deniliyor? Bakalım şurada bir arkadaşlar. Mustafa Kemal Amasya Genelgesi sonrasında İstanbul Hükümeti tarafından görevinden alındığının kendisine bildirilmesi üzerine 7-8 Temmuz gecesi askerlik mesleğinden ve resmi görevinden istifa etmiştir. Bu gelişmelere rağmen kısa süre sonra toplanan Erzurum ve Sivas Kongrelerine başkan seçilmiştir. Bakalım. A'ya bir bakalım. Resmi yetkileri olmasa da halkın kendisine güven duyduğu. Bakın doğru. Hiçbir görevi olmamasına rağmen Erzurum'a da Sivas'a da kongre başkanı olarak gidiyor arkadaşlar. A şıkkı doğru. Evet. Buna ulaşılabilir. Bunu eleyelim. B'ye bakalım. Kendisine verilen görev ve yetkilerin dışına çıktığı. Zaten kendisine verilen görev ve yetkilerin dışına çıktığı için İstanbul hükümeti ne yapıyor? Görevden alıyor. O da buna karşılık istifa edip sineyi millete dönüyor. Yani milletin arasına geri dönüyor. Değil mi? Bu bilgi de doğru. B'ye bakalım. İnkılapları gerçekleştirmek için uygun bir ortam oluşturmaya çalışmıştır. Yanlış. Arkadaşlar, Mustafa Kemal'in birinci öncülü inkılaplar değil burada. Milli bağımsızlığı sağlamaktır. Yani ulusal bağımsızlığı sağlamaktır. Değil mi? İnkılaplar sonraki süreç. Yani özellikle Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasından sonraki olay. Bu bilgi yanlış. Daha henüz milli mücadelenin hazırlık dönemindeyiz. Mustafa Kemal'in aklında inkılap falan yok. Bir an önce yurdumuzu düşmanlardan kurtarmak var. Onun için zaten bu genelgeleri, kongreleri yayınlıyor, değil mi? Cevabımız Ceyhan arkadaşlar. D'ye bakalım. Türk milletine güvenerek sineyi millete dönmüştür. Tabii ki de. Bütün görevlerinden istifa edip halkın arasına dönmüştür. Hatta gençler, bu soru 2 yıl önceki KPSS sınavında çıktı. Haberiniz olsun. Mustafa Kemal'in sineyi millete dönmesi ne demektir? Askerlik görevlerinden istifa edip halkın arasına sivil bir şekilde dönmesi demektir. Bakalım. Kurtuluş Savaşı'na halka dayandırmıştır. Evet, kesinlikle. Mustafa Kemal hiçbir zaferini ben kazandım demez, biz kazandık der. Milletine dayandırır. Ve o milletine hep Yüce Türk Milleti der. Evet. Gelsin 15. sorumuz. Sivas Kongresi sonrasında damat Ferit Paşa hükümeti istifa etmiş, yerine Ali Rıza Paşa hükümeti kabineyi devralmıştır. Yeni hükümet Bahriye Nazırı Salih Paşa'yı Anadolu'ya göndermiş ve Amasya görüşmeleri gerçekleştirilmiştir. Bu gelişmeler doğrusunda Ali Rıza Paşa hükümeti ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Milli mücadeleye karşı ılımlı bir tavır almışlardır. Doğru. Adamlar niye bizim Amasya'ya geliyor görüşmeye? Demek ki ılımlı bir adam gerçekten Ali Rıza Bey hükümeti. B'ye bakalım. Milli hareketi destekleyenlerle iyi ilişkiler kurmaya başlamıştır. Kesinlikle. Bu da bunun zaten bir belirtisidir. Bizimle görüşmeye gelmesi çok bariz, örnek bir davranıştır zaten arkadaşlar. Bu da doğru.
C'ye bakalım. Milli hareket üzerinde siyasal denetim kurmaya mı başlamıştır? Hayır arkadaşlar, böyle bir şey yok. Bir taraf Ankara hükümeti, bir taraf İstanbul hükümeti. Onlar bizim üzerimizde siyasal denetim kuramazlar. Çünkü biz onlara bağlı değiliz. Onlar bize bağlı. Evet. Dolayısıyla bizim bunu kabul etmemiz zaten mümkün değil. D'ye bakalım. Halk arasındaki bölünmüşlükleri ortadan kaldırmaya başlamıştır. Doğru. Zaten ikimiz de Türk hükümeti değil miyiz? Gelin beraber oturalım. Masada bir görüşelim bu işi demişler. Amasya görüşmeleriyle tabii ki de TBMM İstanbul hükümeti tarafından resmen tanınmıştır zaten. Bu da doğru arkadaşlar. Cevabımız kesinlikle C şıkkıdır. Evet. Gelsin 16. sorumuz. Son Osmanlı Memusan Meclisi'nde kabul edilen misak milli kararlarında aşağıdakilerden hangisine vurgu yapıldığı savunulamaz? Bakın arkadaşlar, burada Boğazlar'dan bahsediliyor ama Boğazlar Komisyonu'ndan bahsedilmiyor. Boğazlar Komisyonu'nda nerede var arkadaşlar? Lozan'da var Boğazlar Komisyonu, değil mi? Ve daha sonra da Montreux'le de biz bundan da kurtulacağız zaten. Dolayısıyla misak milli kararlar içinde Boğazlar Komisyonu'ndan filan bahsedilmiyor. Cevabımız nedir? Bursa'dır arkadaşlar. Evet. Gelsin 17. sorumuz. Bakın burada 1. TBMM 23 Nisan 1920 1 Nisan 1923 tarihleri arasında görev yapmıştır. Seçimlerin yenilenmesi sonucunda 11 Ağustos 1923'te görev ve yetkilerini 2. TBMM'ye devretmiştir. 1. TBMM ihtilalci bir meclistir. Kesinlikle İstanbul hükümetini, saltanatı yok saymıştır. Doğru. Olağanüstü yetkilere sahiptir. Elbette yasama, yürütme, yargı tek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin elinde toplanmıştır. Gerçekten olağanüstü yetkilerle donatılmış bir halk meclisidir. Kurucu meclistir. Yeni bir devlet, yeni bir anayasa, yeni bir ordu, yeni bir hükümet kurmuştur arkadaşlar. Gerçekten de birinci meclisimiz savaş meclisidir, kurucu meclistir, demokratik meclistir. Bakın buradan daha önce TYT'de de soru geldi arkadaşlar. Haberiniz olsun. Cevabımız 1, 2 ve 3'tür. Hepsi de doğru bunların. Yani nedir ne seçeneği? Evet. Gelsin 18. sorumuz. Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Sovyet Rusya arasında imzalanan Moskova Antlaşması'nda Boğazlar konusu Karadeniz'e kıyısı olan devletlerin temsilcilerinin katıldığı bir konferansta ele alınacaktır. İki taraftan birinin tanımadığı uluslararası bir antlaşmayı diğeri de tanımayacaktır. Sovyet Rusya kapitülasyonların kaldırıldığını onaylayacaktır. Maddeleri benimsemiştir. Bu duruma bağlı olarak hangisine ulaşılamaz diyor, doğru mu? Sovyet Rusya Sevr'i tanımadığını göstermiştir. Kesinlikle, bakın bunu şuradan çıkartıyoruz. İki taraftan birinin tanımadığı antlaşmayı diğeri de tanımayacak. Yani biz TBMM olarak Sevr'i tanımıyorsak Sovyet Rusya'da Sevr'i tanımayacak. Doğru. Uluslararası ilişkilerde tarafların birlikte hareket edeceği vurgulanmıştır diyor. Tamam. Bu da doğru. Yine ikinci öncülle ilgili bir şey bu. Sovyet Rusya TBMM'yi resmen tanımıştır. Zaten arkadaşlar hem kapitülasyonları kaldırıldığını tanıyor, hem sakın milliyi tanıyor. Bakın bu da buradan çok açık çıkıyor zaten. Boğazlar uluslararası bir statüye kavuşacaktır. Bakın Rusya Boğazların itiraf devletlerinin eline geçmesini engellemek için, Boğazların uluslararası bir statüye kavuşması için çaba sarf etmiştir. Bu da doğru. Bakın bu da birinci maddeyle ilgili. Lakin Kafkas sınırını güvence altına aldığımıza dair bir kanıt yok. Zaten burada doğu sınırlarımızı kesin olarak çizen antlaşma neydi? Kars Antlaşması'ydı. Zaten bu maddelerden böyle bir yorum çıkmıyor arkadaşlar. Cevabımız Edirne. Evet. Gelsin 19. sorumuz. Sakarya Meydan Muharebesi'nin Türk ordusu adına zaferle sonuçlanmasına rağmen Mustafa Kemal yaklaşık bir yıl boyunca Yunan ordusuna karşı herhangi bir taarruz hareketine kalkışmamıştır. Mustafa Kemal'in bu tutumu 1. Tekalifi milli emirlerini tam manasıyla uygulamak elbette. Bakın arkadaşlar, Sakarya Meydan Savaşı'ndan sonra tekrar tekalifi milli emirleri uygulanacak ve Türk ordusunun ihtiyaçları karşılanacaktı, değil mi? Doğru. 2. Askerlere taarruz eğitimi verdirmek. Kesinlikle. Biz kaç yıldır savunuyoruz arkadaşlar. Birinci İnönü, ikinci İnönü, Kütahya Eskişehir, Sakarya hep savunduk. Biz yani taarruz için iyi bir eğitim almamız lazım. Değil mi? Yoksa başarısızlıkla sonuçlanabilir. Allah korusun, maazallah diyelim. Üçe bakalım. Orduyu maddi ve manevi açıdan savaşa hazır hale getirmek. Kesinlikle arkadaşlar. Bunun için zaten Mustafa Kemal Paşa'mız 1,5 yıl tam teçhizatlı hazırlık yapıyor. Büyük taarruz için yaklaşık 1,5 yıl hazırlık yapıyoruz. Hangilerini gerçekleştirmeye yöneliktir diyor. Tamam, üçü de mantıklı. Cevabımız yine Edirne seçeneği olacaktır sevgili arkadaşlar. Evet, gelsin 20. sorumuz. Ankara'nın 13 Ekim 1923'te alınan kararla başkent yapılmasının nedenler arasında gelişmelerinden hangilerinin yer aldığı söylenebilir?
Etrafı dağ ve nehirlerle çevrili. Kuşatması zor, ele geçirmesi çok zor. Hiç işgal edilmemiştir. Doğru. Hilafet kurumunu yalnızlaştırma. Alakası yok arkadaşlar. Bunun hilafetle bir ilgisi yok. Milli mücadelenin bu kentten yürütülmüş olması. Elbette. Milli mücadelenin de merkezi Ankara'ydı, değil mi? Üstelik iletişimi çok iyiydi, ulaşımı çok iyiydi. 20. kolordu da buradaydı. Ankara bizim için ideal başkenttir arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 3 olacaktır. Yani Denizli seçeneği arkadaşlar. Evet. Gelsin 21. sorumuz. Atatürk dönemi ekonomi politikalarında devletçilik ilkesinin benimsenmesinin nedenleri arasında 1. Teşvik Sanayi Kanunu'nun başarısızlığı. Kesinlikle 1927 yılında Teşvik Sanayi Kanunu'nu çıkartıyoruz ama bu kanun özel sektörü yeterince destekleyemiyor. Çünkü yeterli miktarda sermaye yok. Çünkü teknik bilgi eksikliği var. Bu nedenle biz de diyoruz ki madem yatırımları o zaman devlet eliyle yapalım. Devletçiliğe başlayalım. Tabii bir de bunun üstüne 1929 dünya ekonomik krizinin çıkması arkadaşlar dünyadaki birçok ekonomiyi mahvetmiştir. Türkiye de bu krizden elbette az da olsa etkilenmiştir. Bu nedenle biz devletçiliğe geçeceğiz. Teknik eleman sıkıntısı ve teknik bilgi eksikliği. Elbette arkadaşlar. Bakın Atatürk'ün devletçiliği ılımlıdır. Özel sektörü destekler ama özel sektör yapamazsa bırakalım devlet yapsın der. Dolayısıyla cevabımız yine 1, 2 ve 3'tür. Yani Edirne seçeneği olacaktır sevgili gençler. Evet. Gelsin 22. sorumuz. Yeni Türk Devleti 17 Şubat 1926'da gerçekleştirdiği yasal düzenleme ile Türk Medeni Kanunu'nu kabul etmiştir. Türk Medeni Kanunu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Mecelle tabi yürürlükten kalkacak. Doğru. Kadınlar siyasal alanda erkeklerle eşit haklara sahip olmuştur. Yanlış. Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmiyor ki eşit olalım orada. Değil mi? Bakınız Medeni Kanunu ile birlikte kadınlara siyasal haklar verilmemiştir. Yani seçme ve seçilme hakkı verilmiyor. Ne zaman veriliyor kadınlara seçme ve seçilme hakkı? Hatırlayın ben bunu daha önceki denemelerimizde söylemiştim. Bir şifremiz vardı. Bu şifre neydi? B, M, V. Ve bakın önce belediye başkanı oldular kadınlarımız 1930'da. Sonra muhtar oldular 1933'te. Ve sonradan milletvekili oldular 1934'te. Bakın arkadaşlar yani Medeni Kanun kaç yılında kabul ediyor? 1926'da. Seçme ve seçilme hakkı dışında kadın erkek eşitliği toplumda sağlanmıştır. Bunlar BMV ile veriliyor. Yani daha sonra yaklaşık 4-5 yıl sonra olacak şeyler. Dolayısıyla bu ifade dakika bir goldür. Yanlış cevabımız Bursa. Diğer öncüler zaten doğru arkadaşlar. Evet gelsin 23. sorumuz. Bakın Atatürk döneminde bazı inkılapları vermiş. Demiş ki yukarıdaki inkılap hareketleriyle ilgili ilkeler eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır? Bir soru muhakkak buradan gelecektir arkadaşlar bizden söylemesi. Şimdi soyadı kanunun çıkarılması toplumsal anlamda eşitliği sağlamıştır. Resmi işlerde kolaylık sağlamıştır. Dolayısıyla bu halkçılık. Bakın halkçılığı eleyelim. Halkçılık var abicim. Yani Adana gitti mi? Gitti. Tevhid-i Tedrisat Kanunu hem eğitimi laik hale getirmiş hem de eğitimde birliği sağladığı için hem laiklik hem milliyetçilik ile ilgilidir. O zaman laiklik ve milliyetçiliği de bir eleyelim. Arkadaşlar Medeni Kanun yine hem halkçılıkla ilgili hem de laiklikle ilgili bir şey. Bunları zaten elemiştik. Ordu ile siyasetin birbirinden ayrılması da demokratik bir şey olduğu için cumhuriyetçilikle ilgilidir arkadaşlar. Cumhuriyetçiliği de eleyelim. Bakın burada ne kaldı? Hangisi dışarıda kaldı? Devletçilik. Burada ekonomiyle ilgili bir şey var mı? Diyor mu size kalkınma planları, devlet bankaları, devlet fabrikaları falan filan demiyor. Dolayısıyla böyle bir şey zaten yok. Gelsin 24. sorumuz. Cevabımız burada. Edirne. Evet 24'e geçelim. İngiltere ile yaşanan Musul gerginliği esnasında İngiliz tezlerine karşılık Türkiye'de kendi fikirlerini ortaya koymuş ve dünya kamuoyunun desteğini sağlamaya çalışmıştır. Hangisi diyor? Türkiye'nin savunduğu tezler arasında yer almaz. Bakın Musul'da referanduma gidilmesi. Tamam biz bunu savunuyoruz. Zaten bölgede Türkler çoğunlukta arkadaşlar. Müslümanlar çoğunlukta. Bölge halkı ile din birliğinin olduğu. Elbette zaten bölge %100 Müslüman. Yöre halkının tam bağımsız olması gerekliliği. Yanlış. Musul, Misak-ı Milli sınırları içerisinde yer alır. Musul Türkiye'nindir. Böyle bir şey istemeyiz. Musul'u biz niye tam bağımsız yapalım? Musul Türkiye'nin bir parçasıdır. Türkiye'ye ait olmalıdır. Biz bunu savunuyoruz. Dolayısıyla bu ifade yanlış. Evet. Bakalım D'ye. Halkın İngiliz yönetimini istemediği, tabii ki de istemiyor zaten. Bölgede tarih ve kültürel bağlarının olduğu. Arkadaşlar Musul
yaklaşık 400 yıl boyunca Kürt toprağı olarak kalan bir yerdir. Bizimdir yani aslında. Ama işte istediğimiz gibi olsaydı keşke her şey. Burada cevabımız kesinlikle Ceyhan olacaktır arkadaşlar. Biz Musul'un tam bağımsızlığını falan savunmuyoruz. Böyle bir tezimiz yok. Evet. Yasin'in 5. soru. Evet bakın 2. Dünya Savaşı'ndan gelmiş. Almanya'nın teslim olmasından sonra 17 Temmuz 1945'te toplanan Potsdam Konferansı'nda ABD, İngiltere ve Sovyetler Birliği liderlerinin katılımıyla önemli bazı kararlar alınmıştır. Alınan kararlardan bazıları şunlardır. Almanya 4 işgal bölgesine ayrılacak. İngiltere, ABD, SSCB ve Fransa'nın yönetimine bırakılacak. Almanya askeri ve ekonomik sınırlama ne diyor burada? Almanya askeri ve ekonomik sınırlamalara tabi tutulacak. Nazi örgütleri tümüyle kaldırılacak. Savaş suçluları yargılanacak. Bu bilgilerden hareketle hangisine ulaşılamaz diyor. Almanya'nın tekrar tehdit oluşturması önlenmeye çalışmıştır. Doğru. Bakın arkadaşlar, ordusunu zayıflatmışlar, değil mi? Ekonomisini çökertmişler ve 4 işgal bölgesine ayırmışlar. Bir daha kendine gelemiyor Almanya. Evet. İngiltere süper güç olma konumunu korumuştur. Yanlış. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra İngiltere ve Fransa süper güç olma konumlarını ABD'ye kaptırmışlardır. ABD dünyanın bir numaralı devlet olarak ortaya çıkmıştır. Bu ifade yanlıştır arkadaşlar. Cevap Bursa. Diğerlerine bakalım. Irkçı hareketlere izin verilmeyeceği vurgulanmıştır. Nazi örgütleri niye kaldırılıyor? Nazizm zaten ırkçı, faşist bir örgüt. Doğru arkadaşlar. İnsanlığa karşı işlenen suçların cezasız kalmayacağı belirtilmiştir. Bakın savaş suçluları yargılanacakmış. Bu da doğru. Müttefik devletler tabii ki de nüfuz alanlarını genişletiyorlar. Niye? Adamlar Almanya'yı 4 işgal bölgesine ayırarak sınırlarını genişletiyorlar. Nüfuzlarını genişletiyorlar. Ama dediğim gibi arkadaşlar burada İngiltere süper güç olma konumunu kaybedecek. ABD'ye kaptıracak koltuğunu. Cevabımız Bursa olacaktır. Evet. Gelsin 26. sorumuz. Hangisi 2. Dünya Savaşı sonrası Türkiye'de meydana gelen gelişmelerden biri değildir? Arkadaşlar uzatmayalım. Direkt cevabı verelim. Edirne'dir. Neden? Biz 2. Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle karayolu ulaşımına ağırlık vereceğiz. Özellikle Demokrat Parti'nin iktidara gelmesiyle beraber karayollarında müthiş bir gelişme yaşanacak. Zaten DP hükümeti karayollarına önem veriyor. Ama CHP hükümetleri demir yollarına önem veriyordu. Evet, o yüzden cevabımız Edirne olacaktır. Evet, son sorumuza geçelim. Türkistan Milli Birliği'nin kurucu başkanı olan Türk ve Tatar Tarihi adlı kitabıyla tanınan Ekim Devrimi sonrasında basmacı hareketinde etkin roller üstlenen hareketin başarısız olması üzerine Türkiye'ye gelerek İstanbul Üniversitesi Umumi Türk Tarihi kürsüsünü kuran Ordinarius Profesör aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar Türk ve Tatar Tarihi kitabı olan basmacı hareketine katılan lider Zeki Velidi Togan'dır. Ordinarius Profesör Doktor Zeki Velidi Togan olacaktır. Her zaman bu tarz bilgi soruları karşınıza gelecektir diyoruz. Evet, böylelikle bu denememizin de sonuna geldik arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim.